Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kanalımıza desteğinizden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Aramıza yeni katılan abonelere hoş geldin dileklerimi ve gerçekten içten sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Aramıza tekrar tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. İyi ki geldiniz. İyi ki buradasınız. Şimdi arkadaşlar bu kısım çok önemli bir kısım. Yani bu videoda birbirinden farklı belki 20 tane duyum olacak. Ama videoyu dikkatli bir şekilde baştan sona izlemeniz lazım. Ben önce onu söyleyeyim. Kısa kısa söyleyeceğim. Duyumdan duyuma atlayacağım. Haberden habere atlayacağım. Hani başlığına bile ne koyacağımı bilmediğim haberlerden bir tanesi. Yani videolardan bir tanesi bu. Çünkü o kadar çok gelişmeden bahsedeceğim ki arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde olun. Hocam bunu canlı yayında söyleseydin şöyle olsaydı böyle olsaydı inan araya o kadar laf giriyor ki yani bir saat içinde belki yetiştiremeyecektim. Şimdi yaklaşık 20 dakikalık bir sürenizi çalacağım inşallah. Bir buçuk dakika eklemeden başlıyorum arkadaşlar. Fenerbahçe'de iki tane müjdeli haber. Birçok kişiye göre 2-3 ay daha sakat olan Altay Bayındır. Birçok kişiye göre Galatasaray maçında oynar mı diye merak edilen Arda Güler'den müthiş bir haber geldi. Arda ve Altay son antrenmanın yani dünkü antrenmanın tamamında takımla çalıştılar. Böylece Fenerbahçe'de sakat futbolcu sayısı bugün itibariyle sadece 2'ye düştü. Kim o iki isim? Ca Pedro ve Ezgican Alioski. Bakın arkadaşlar sadece 2'ye düştü sakat sayısı. Ve ee, Makedon Solbek'in de Trabzonspor maçına yakın takımla çalışmalara başlaması sonra da dönmesini bekliyoruz. Ha Trabzonspor maçında olmayacak ama sonrasında bekliyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi bunun haricinde arkadaşlar Fenerbahçe'de bir stoper olayı var. Bu arada Giannis Antetokounmpo Instagram'dan Fenerbahçe Beko'yu takip almış. Kardeşini transfer edince haliyle o da şey yapmış. Bildiğin yani basketbolun en iyi basket yani en iyi ismiymiş arkadaşlar bizimkinin kardeşi. Messi'nin kardeşi, Ronaldo'nun kardeşi gibi bir şey. Şimdi stoper olayı çok çok fazla. Niye çok fazla? Ya bir gün o isim geliyor, bir gün bu isim geliyor, bir gün şu isim geliyor. Mesela Samet Akaydın. Samet Akaydın Fenerbahçe'ye rekorla gelecek diyor. Bakın rekorla gelecek diyor. Haber kesin olarak Samet Akaydın bitti diyor. Şimdi şu etiketi vererek e, kısaca değiniyorum. Fenerbahçe Samet Akaydın için gün sayıyor. Teknik direktör Jesus'un da çok istediği Adana Demirspor'da stoperi ödeyeceği yıllık ücret bile ortaya çıkmış arkadaşlar. Bakın yıllık ücret bile çıkmış ortaya. Milli takıma kadar yükseldi. Samet Cesus da çok istiyorlar. Başlıklar ben geçiyorum. En önemli etmen yerli olması. Üçlü savunma fazla stoper ihtiyacı. Dikkat çeken ayrıntı neymiş? Adana Demirspor'la prensip anlaşmasına vardı. Milli stoper Samet Akaydın da önemli bir ayrıntı dikkat çekiyor. Neymiş? İmza atarsa rekor kıracak. Fenerbahçe'den yılda 20 milyon TL alacağı iddia edilen Samet Akaydın bu paraya imza atması durumunda İrfancan Kahveci ile birlikte en çok para kazanan oyuncu olacak. Bon servisi 4 milyon euro artı 800 bin euro bonus. Yok bir de Sümele Manastırı'nı veriyoruz ayrıca. Ee, 2024'e kadar da sözleşmesi varmış futbolcunun. 1.90 boyuna bu sezon 13 maça çıktı. Bir gol attı. Hocam sen ne diyorsun? Ben önce şunu peşin peşin söyleyeyim. Ee, meşhur bir duyumcu da şey sabun e, duyumcu da Fenerbahçe Samet transferini bitirdi demiş. Bakın Samet transferini bitirdi. Bak bu ifade dikkat çekici bir ifade. Ancak ya e, hocam menajerle anlaşmalı mı acaba? Hani menajerlerin oyununa gelerek gaza mı getiriyor? Aynı kişi U21 kuralına uyan yabancı oyunculara da bakılıyor. Yani U21'den de futbolcu, U21 futbolcusu alınmaya da çalışılıyor diyor. Ferdi Kadıoğlu ve o de izlendiğini belirtmiş. Yani hiçbirimizin aklına gelmez. Şeytanın aklına gelmez Ferdi'nin ve o izlendiği. Yani bu önemli duyumdan ötürü de teşekkürlerimi evet. sunuyoruz. Zayt isteksizmiş. Aa oysa aynı kişinin yaklaşık bir ay önceki duyumunda Zayt'la uzatılmıştı. Allah Allah. Altay ortadaymış. Ortada ne demek ya? Küfür eder gibi. İsmail Yüksek olumluymuş. Bitmek üzereymiş. Dede. Kaynağım da Mustafa Hoca de, tam olsun. Ben şunu söylüyorum. Fenerbahçe Samet Akaydın'a 4 milyon euro veriyor diyorlar. Bu arkadaş da dahil. Hadi versinler. Versinler 4 milyon euro. Bak Zayt'sın gitmek istediğini zaten ben burada haftalardır söylüyorum. Yeni takip aldıysanız da haftalar öncesindeki videolara dahi bakıp anlayabilirsiniz. Teyit edebilirsiniz. Şimdi eğer Jesus Zayt için kalsın raporu verseydi zaten kalırdı. Peki Zaits madem gidiyor, Fenerbahçe şu anda orta saha bakmıyor. O zaman biz niye Samet'e 4 milyon euro veriyoruz? Değil mi arkadaşlar? Samet Akaydın için bir kez daha söylüyorum. Bizim verdiğimiz ücrete yakın bir ücreti ya da o ücreti kabul ederlerse hay hay başımızın gözümüzün üstüne. Ama yok kabul etmez derse geçiniz. Bir sayfa Fenerbahçe Benfica B'den Diego Moriyeira ile ilgileniyor demiş. Bu duyumu vermiş arkadaşlar ve özel bir habermiş. 18 yaşındaki sol kanat Benfica B takımında 2024'e kadar sözleşmesi varmış. 2 milyon euro piyasa değeri var. Arkadaşın Belçika asıllı Portekizli kanatlarda oynuyor. Sol ayaklı ve 16 maçta 3 gol 4 asist yapmış. 1106 dakika. Bana ulaşan hiçbir bilgi yok arkadaşlarla ilgili. Ayrıca 3-4 tane 20 yaş altı futbolcu alacağımız iddiasında bulunmuş aynı sayfa. Bu külliyen yalan. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ee, ha 3 20 yaş altında 3-4 futbolcu bu niye söyleniyor? Altyapımıza birçok futbolcu almaya çalışıyoruz. O ayrı mesele. O ayrı, o ayrı. Onu da söyleyeyim. Ezgican Alioski'nin bonservisini al Al Ahli'den almayı planlıyormuş Fenerbahçemiz. Bunu da duyum olarak veriyorlar. Yani bir bakmışsın Alioski gitmiş olacak. Aa biz almaya çalıştık da vermediler de şöyle böyle mi diyecekler acaba? Bu da çok ilginç bir durum. Peki hocam Fenerbahçe stopere kimi alacak? Bu arada e, ee, Zayt konusu da çok enteresan bir konu da onu sonra konuşuruz. Şimdi stoper konusunda Fenerbahçe adama Nagalo'yu almak istedi. Hatta ben bunu üyelere çok çok önceden söyledim. Dedim ki bizim bir numaralı hedefimiz Nino ve Adama Nagalo. Nino konusunda herhangi bir şey söylemeyeceğim. Söyleme, söyleyemem. Biz Adama Nagalo'yu almak istedik arkadaşlar. Adama Nagalo için de kulübü 6 milyon eurodan aşağı masaya oturmayacağız dedi. Hocam 1 milyon euro piyasa değeri var futbolcunun. 1.85 boyunda 20 yaşında Burkino Fasolu. Hızlı bir futbolcu. Genç. Yaş kategorilerinde de oynamamış bir isim yani. Zeiss gidip bu arkadaşın gelme ihtimali vardı. Bu transfer tamamen yatmış vaziyette. Bunu konuşmuş olduk. Biz Adama Nagalo'yu isterken menajeri bize Osmane Diamande diye bir futbolcu öneriyor. <laughs> Osmane Diamande. 19 yaşında fil dişi sahilli. Mafra'da yani e, Portekiz 2. Liginde kiralık olarak oynayan bir futbolcu. Futbolcunun şöyle bir özelliği var. Sağ ayaklı stoper ama herhangi bir alt yaş milli takımda oynamamış. 14 maçta bir golü var. 1015 dakika oynamış. Micilant'ın futbolcusu. Bunu daha önce konuştuk. Bu bizim daha önce gündemimize geldi. Osmane Diamante. Mantık olarak biz bunu alamayız. Onu da belirteyim. Farklı bir mantı var. 19 yaşında 1.90 boyunda fil sahilli bir futbolcu. Ama bunu da beklemiyorum. Benfica, Nörsland'dan 21 yaşındaki genç fil dişili Muhammed Diamonde'nin durumunu izliyormuş. <laughs> Bu Muhammed Diamonde 21 yaşında. Şimdilik bizimle hiçbir alakası yok. 1.83 boyunda merkez orta saha oyuncusu. 1 milyon 300 bin euro piyasa değeri var. E, siyahi bir arkadaş. Daha çok defansif ön libero gibi. Solak, sol ayaklı. Eee... Bu sezon 20 maçı çıkmış, 5 gol, 1 asisti var. 1483 dakikada. Hocam bizimle alakası yoksa niye konuştun? Aklıma ne bileyim geldi birden bire konuşayım dedim. Hani zayısı falan şey yapayım diye. Isaac Traore'yi yazmışlar bize. Bilmiyorum hangi Traore şey. Bu Fransız Marsilya'dan 5 milyon euro piyasa değerli olan 206'lık. Bir şeyi çok merak ediyorum. Gustavo Henrique varken Isaac Traore'ye siz ihtimal veriyor musunuz? O da ayrı bir olay. Timo Hübers. bakın içlerinde en mantıklılarından bir tanesi. Niye en mantıklılarından bir tanesi? Hızı bayağı yüksek diyorlar. Kademeleri yerinde diyorlar ve yazın sözleşmesi bitiyor. 26 yaşında <laughs> 1.90 boyundaki stoper. Sağ ayaklı, sağ bekle de oynayabiliyor. Ön libero'da da oynayabiliyor. Biz bu arkadaşın şartlarını durumunu sorduk ama bu arkadaşa ilgilenen çok fazla kulüp var. Ben bize sıra geleceğini zannetmiyorum. Bir de Enes Alıç ismini ortaya atmışlar. Bakın bütün stoperleri konuşuyorum ha. Bilginiz olsun. Ee, ya hocam Enes Alıç sol, stoper değil sol bek. Ya 23 yaşında buca spordan sol bek. Ee, bu da stoper diye ortaya atmışlar. Bu da değil. Açık söyleyeyim. Samsun Spor'dan bir isim vardı görüştük sonuç alamadık. Çaykur Rizespor'dan bir isim vardı görüştük yüksek bedel istediler sonuç alamadık. Samet Akaydın almışız her gün aldığımız gibi dün de almışız arkadaşlar gözümüz aydın. Yani Samet Akaydın alamazsak çeşitli sıkıntılar yaşarız. Türkiye'de medyacılık, duyumculuk çok enteresan bir müessese. Mesela Sevilla İSKO'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıklamış. Şimdi Allah şahidim. Ben buraya notuma şu şekilde almak istedim. Hani önce bu sezon oynadığı 19 maçta bir gol, 3 asist yaptı diye almak istedim. Sonra diyecektim ki görün bakın hemen bize yazacaklar. Hatta bak haber etiketi de hazır. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde de kadrosuna katmaya çalıştığı ama bir türlü beceremediği, Isco Sevilla'nın yolunu tutmuştu Sevilla'da 19 maça çıkan Isco bazı özel nedenler dolayısıyla sözleşmesinin Feshedildiği seviye tarafına açıklandı. Ya da sözleşmesini feshetti. Fenerbahçe'nin bu sezon 19 maçta 1 gol 3 asist yapan Yıldız futbolcuyla ilgilenip Galatasaray'a nazile yapması bekleniliyor falan diyecektim ki. Sayfanın biri. İSKO menajerler aracılığıyla Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi diyerek. Fitili ateşlemiş. Duyumculuğun cılkı çıktı. Ama cılkı çıkan tek şey duyumculuk değil. Nedir? Trabzonspor Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecekmiş. Halil Umut Meler. Şimdi Halil Umut Meler'i kim seçti? Ahmet Ağaoğlu seçti. Hocam Ahmet Ağaoğlu seçti. Nasıl böyle bir şey olamaz? Şike'dir bu, şaibedir. Ali Koç da seçti. Hocam Ali Koç niye Halil Umut Meler'i seçti? O Fenerbahçe düşmanıdır. As herkes fıt adamlar. Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu tarafından TFF'nin dijital hakem atama yöntemi kullanılarak e, maçın hakemi Halil Umut Meler seçildi arkadaşlar. Yani makine başında iki başkan birlikte çektiler. Ben şunu söylüyorum. Bu iddiamın sonuna kadar arkasındayım. Dünyanın en iyi hakemleri Türk hakemleridir. Bakın e, burayı kırpıp kesip biçip kullanan arkadaşlar sonra diyorlar ki bana niye telif attın? Çünkü cümlenin tamamını paylaşacak kadar şerefli olmadığınız için. Türkiye'nin değil dünyanın en iyi hakemleri Türk hakemleridir. Tırnak içinde söylüyorum. Allah'tan korkarak maç yönettiklerinde. Yani şahıslardan değil. Ne bileyim çeşitli işte topluluklardan, cemaat şeylerden falan hani kalabalıklardan, kişilerden, şahıslardan değil. Allah'tan korkarak maç yönettiklerinde dünyanın en iyi hakemleri Türk hakemleri. Niye? Çünkü bütün çakallıkları biliyorlar. Bütün çakallıkları biliyorlar. O kadar çok sahtekarlıkla karşı karşıya geldiler ki o kadar çok tecrübeleri var ki. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar size. Sürgün yiyen bir öğretmen düşünün. Sürekli sürgün yiyor. 3 ayda bir, 5 ayda bir sürgün yiyor. Ve gittiği her okulda yeni yeni sınıf alıyor, yeni yeni sınıf alıyor. Ben de size diyorum ki bu öğretmen çok tecrübeli. Bana yok diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Niye? Lan adam sürekli 3 ayda bir, 5 ayda bir sürgün yiyorsa bu adamın öğrenci sayısı almış başını gitmiştir. Bakın e, branş öğretmenleri sınıf öğretmenlerine göre daha tecrübeli olabilirler bazen. Niye? Adam bir okula giriyor 20 tane sınıfı, sınıfa giriyor. Öbürü bir sınıfa giriyor 3 sene 4 sene boyunca okutuyor mesela. 20 sınıfa giren adam mı daha çok öğrenci tanıyacak? Bir sınıfa giren mi? Bak bunların hepsini düşünün. Bizim Türk hakemleri de her türlü üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla baş başalar. Kendini yere atmamı istersin. Tükürük yemiş numarası mı istersin? Sniper'la vurulma numarası mı istersin? Hepsine alışkınlar. Offside'ı bozup bozmadım iddiası mı? Yalan yere yemin mi? Hepsine alışkınlar. İnanın yurt dışındaki futbolcular bizdekiler kadar e, ahlakı tuhaf değil. Anlatabiliyor muyum? Umarım anlatabildim. Süper Lig'de 15. haftadaki maçları yönetecek hakemler belirlenmiş. Ben bu hakemlere e, dair bir de skor tahminlerinde bulunayım. Gaziantep Futbol Kulübü Beştaş, Atilla Karaoğlan, Gaziantep e yazın Galatasaray'ın tetikli hakem Atilla Kara olan bu maçı es geçmesin. Galatasaray İstanbulspor Abdülkadir Bitigen. Keşke yani keşke Okan Buruk yönetseydi daha adil yönetirdi. Handikaplı Galatasaray yazın. Konyaspor Alanyaspor Bahattin Şimşek. Oo! Konyaspor oradan yazın 3 puan. Adana Demirspor Karagümrük Erkan Özdamar beraberlik. Bu maç kesin beraberlik. Niye? Erkan Özdamar ru, neydi? Çalça mı? Salça mı yapacak? Yok. Malça yok. Bir salsa mıydı? Bir şey dansı yapacak ondan. Rumba rumba. Ümraniye Spor, Başakşehir Spor. Arda Kalleşler. Hmm. Kimin işine yarar? Kimin işine yarar? Ben Başakşehir'in kazanmasını sağlayayım da. E, Fenerbahçe'ye taş koymaya çalışsın. Birileri rahatlasın. Başakşehir. Antalya Spor Ankara gücü Ali Maç Çalan. Ankara gücü biliyorsunuz Beşiktaş maçında birçok olaylar falan filan oldu. O yüzden Antalya şey Ankara gücünün sıkıntısı var. Ama Antalya Spor'da Trabzonspor'un belalısı oldu. 5 falan attı. Geçen sene ilk yenilgilerini tattılar. Ben bu maçı Ankara gücünün kazandırılacağı şeklinde düşünüyorum. Ali Maç Çalan Ankara gücüne verir gibi geliyor maçım. Kasımpaşa Sivas Spor. <laughs> Sarper Barış Saka. Sivas Spor galibiyeti. Yazın. Hatay Spor Giresun Spor. Mete Kalkavan. Giresun Türkiye Kupasına elendi. Hatay Spor Volkan Demir ile bir çıkış yakaladı. Ben Hatay Spor'un oyunla kazanacağını, hakemi çok etki düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da konuştuk. Sürem çok kısıtlı. Hızlı hızlı geçiyorum. Fenerbahçe'den İsmail Yükse, Bayer Leverkusen, transfer teklifinde bulunmak istiyormuş. Leverkusen 5-6 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyormuş. Bundan şeyin haberi var mı? Bayer Leverkusen'in? Yok mu? Vincent Abubakar Suudi Arabistan'da beklediğini bulamamış. Al Nasır'dan ayrılmak istiyormuş. Hedef 500 yok. Hedef Avrupa'dan yeni bir meydan okumaymış. Abola'nın haberi. Biz alışkınız. Tabi. Neye alışkınız hocam? Hatem Ben Arfa'ya, Abu Bakar'a. Taliska haberi daha niye çıkmadı? Ona şaşırıyorum sadece. Normalde Taliska'yı da her dönem alıyoruz. Bu transfer döneminde niye es geçildi? Yani menajerlere, şey, e, duyumculara falan menajerler bir şey koklatmaz mı oldu? Onu da çözemiyorum. Fenerbahçe'ye forvet yazıyorlar sürekli. Ben aklıma gelmişken. 2022-2023 sezonu Fenerbahçe'nin karnesi. 26 resmi maç. 17 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet. 30 farklı oyuncu forma giymiş resmi maçlarda. 30 farklı oyuncu. 23 farklı oyuncu gol atmış. Bakın 30 farklı oyuncu da 23 farklı oyuncu gol atmış. 63 gol atmış Fenerbahçe. <laughs> 26 maçta. 25 gol yemiş Fenerbahçe. 26 maçtan. Bu sezon 26 resmi maçta Fenerbahçe 63 gole ulaşırken Fenerbahçe forvetlerinin istatistiklerini çıkarttık ortaya. 36 gol 16 asist arkadaşlar. Valencia 15 gol 4 asist. Batshuayi 10 gol 1 asist. Bakın hani ben diyordum ya sezon başında işte Valencia, Batshuayi, King işte Rossi 40 golü geçer diye katkı olarak. Valencia 15, Batshuayi 10, etti sana 25. Rossi 3, 28, King 4, 32. Sadece bu 4'ü 32 yapmış şimdiden gol sayıları. Hani asist sayıları Rossi 3 gol 5 asist. King bu arada 5 asist derken Rossi 3 gol 7 asist olması lazım. Ben haberi yapan arkadaş sanırım eksik girdi benim. Ben 3 gol 7 asist evet Rossi. Muhtemelen Lincoln Henrique ile karıştırıyorlardır diye düşünüyorum. 3 gol 7 asist. Bu arada 16 asisti 18 yapalım. Orada çünkü bir eksiklik var. King 4 gol 3 asist. Serdar Dursun 2 gol 2 asist. Cao Pedro 2 gol 1 asist. E, hocam ama King sakat. Biz o yüzden alıyoruz. Lan King'in etkisini görüyorsunuz. Bu arada Lincoln'u de düzelteyim. 2 gol 6 asist olmuş. Onu da unutmadan belirteyim. Ulan Link zaten Zaten Cea Pedro çok oynamıyor ki. Valencian Batşuayn seni almış götürüyor. E bunlara bir de Şua King e eklenmiş. İnşallah daha da devamı gelir. İnşallah iyice patlaya patlaya oynar. Sen o zaman bak bakalım neler oluyor. Ben Fenerbahçe açısından söylüyorum. Şu Fenerbahçe'nin forvete ihtiyacı var mı? Bu arada unutmadan şunları da belirteyim. Fenerbahçe forvetleri 2021-2022 sezonda 46 resmi maçta 38 gol atmış. 2022-23 sezonunda ise 26 resmi maçta 36'ya ulaşmış. Yani geçen sezon toplamda 46 maçta 38 gol atan forvetler bu sezon neredeyse yarısı 23 maçta 36'ya ulaşmış. Neredeyse yarısında yakalamış. Fenerbahçe maçı forvetleri 2021-22'de maç başına 0.83 gol katkısı. Bu sezon 2.42. Batshuayi 22 maç eksiğine rağmen geçen sezon Beşiktaş formasıyla elde ettiği skoru 20 maçta yakalamış. Bir de sürü olarak da bakmanızı tavsiye ederim. Ya skor ne olursa olsun Fenerbahçe'nin verilmeyen penaltıların penaltılarına rağmen, pozisyonlarına rağmen. Yani birilerinin lobisine yaranmak için hakemlerin çalmadığı penaltılara rağmen Fenerbahçe bitiriyorum arkadaşlar toparlıyorum. Fenerbahçe ligin ikinci yarısında fişek gibi girmiş durumda. İnşallah da bu sürer. Daha da devam eder. Hazırlık maçları İstanbul Spor maçı bize bir şeyleri gösterdi bence. Mart ortasına kadar Avrupa maçı yok. Bu arayı çok çok iyi değerlendirmemiz lazım. Gözümüzün önüne bakmamız lazım ve Fenerbahçe'ye yakışır futbolu oynayıp Fenerbahçe'ye yakışan sonuçlarla taraftarı mest etmemiz lazım. Bu uğurda ne yapalım arkadaşlar? Takipleşelim. Birbirimizi takip edelim. Sosyal medyada güçlü bir Fenerbahçe yoksa bizi darma duman ederler. Bakın etmeyin, eylemeyin. Fenerbahçe'ye sosyal medyada güçlü bir ee, sosyal medya şeyi lazım. Oluşumu lazım. Bakın birbirimizi takip edelim. Korkmayın, çekilmeyin, önerin. Kanalı önerin, takibi alın. Mesela bir kardeşimiz vardı Kayseri Şeker'de. de Aras Kargo yetkilisi kardeşimiz. Kardeşimize rica ettim kanala abone olur musun diye hiç kırmadı. Hemen rica, yani ricamı yerine getirdi. Ona buradan selamlarımı iletiyorum izliyorsam. Çitlekçi var. Kayseri'de gezerken oradaki Saadettin'i ve arkadaşlarını gördüm. Dedim ki kanala abone olur musunuz? Oluruz hocam dediler. Ee, yani ricamı kırmadılar. Hepsine buradan selamlarımı iletiyorum. Sizler de ricamı kırmayıp abone olun. Bakın sosyal medyada ne kadar güçlü olursak o kadar iyi oluruz. Ama hocam diyor bir arkadaş sen Fenerbahçe düşmanıymışsın diyor. Niye diyorum? Sen hiç hakemleri falan eleştirmiyormuşsun diyor. Hep futbolcuları eleştiriyormuşsun diyor. Arkadaşım o zaman en büyük Fenerbahçe düşmanı Jorge Jesus. Siz hiç hakem eleştirdiğini gördünüz mü? Gerçi İstanbul Spor maçından sonra o penaltı net penaltıydı dedi. Adam 26. resmi maçta artık oha dedi yani. Artık yuh dedi. 26. resmi maçta yuh dedi. Yani bunu vermemek için dedi artık ne olmak lazım dedi. Gerisini size bırakıyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum hepinize. Görüşmek üzere arkadaşlar.